HPV virüsü human papilloma virüsün kısaltılmış halidir. HPV virüsü cinsel temas yoluyla bulaşır. Hem kadınlarda hem erkeklerde genital sihirlere neden olabilir ve bazı genital kanserlere neden olabilir. Human papilloma virüsün yaklaşık 200 alt çeşidi var. Bunların 10-15 tanesi kanserlere neden olabiliyor. O yüzden kadınların özellikle jinekolojik kontrollere gelmesi çok önemli. Çünkü belirti vermeyebilir her zaman HPV virüsü. Biz bunu simir dediğimiz, yani rahim ağzı kanser tarama testi dediğimiz testlerle takip etmemiz gerekiyor. Ya da HPV tiplendirme testleri var. Bunlarla da hangi çeşit HPV var hastamızda bunu tespit edebiliriz ve takiplerimizi ona göre planlayabiliriz. Burada en önemli şey simir testi çok önemli. Simir testlerine düzenli olarak gelmesi gerekiyor kadınların. HPV virüsüne karşı bazı aşılar var, koruyucu amaçlı. Artık bunu tüm dünyada öneriliyor. Özellikle kız çocuklarında da 15 yaşından önce başlanması öneriliyor. Çünkü HPV virüs aşısı hiç HPV virüsü almamış, cinsel ilişki kurmamış kişilerde neredeyse %100'e yakın koruyuculuğu var. O yüzden küçük yaşlardan itibaren aşı takvimini alıp HPV virüs aşısı öneriliyor. Sonraki yaşlarda önerilir mi? HPV virüs aşısı, HPV virüsü alsa da bir hasta yine öneriliyor. %100'e yakın güvenliği olmasa da yine bir %60-70 güvenliği, işte çapraz reaksiyonlarla diğer tiplere karşı güvenliği olduğu söyleniyor. Yine HPV virüsü tespit edilse de aşıyı hastalarımıza öneriyoruz.